Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu 11. programımızda göç tartışmalarına başlayacağız. Yanımızda Pınar Uyan, Bilgi Üniversitesi, akademisyen Pınar Uyan var. Öbür tarafımızda ise akademisyen Mine Eder var. Bu göç tartışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi beraberliğinde yapacağız. Bugün aslında göç tartışmalarına genel bir çerçeveden yaklaşacağız ve zaman içerisinde Pınar Hanım ve diğer arkadaşları konuk alarak daha detayda göçü tartışıyor olacağız, göçü tartışıyor olacağız. Hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Öncelikle isterseniz göçün kendisini, göç kavramının kendisini tartışarak bahsedelim. Aslında hepimiz bu kavrama çok aşinayız. İlkokuldan itibaren okuyarak büyüdük bu kavramı. İşte kavimler göçüdür, onun etkileridir. İşte yıllar boyunca okuduk aslında. Hepimiz de aslında bir yerden sonra göçmeniz. Hepimiz geçmişe baktığımız zaman bir göçmenliğimiz var. Günümüzde bu tartışmaların nereye evrildiğini ben merak ederek aslında topu ilk başta size atarak başlamak isterim. Hoş bulduk. Bundan sonra da herhalde ayda bir gibi bir arada program yapmaya çalışacağız. Yani göçün şu an evrildiği yerle ilgili aslında biraz endişeliyim. Çünkü göç çok farklı alanlarda bir güvenlik ya da bir problem, bir negatif durum olarak ifade ediliyor. Oysa tam da işte yıllardır bildiğimiz ve öğrendiğimiz bir şey, insanlık tarihi boyunca insan hareketliği hep olan bir şey. Yani insanlar yerleşik hayatı aslında zaman içinde geçiyorlar. Yerleşik hayata geçtikten sonra da iklim sebebiyle olabilir, su aramak için olabilir ya da dönemsel olarak hep bir insan hareketliliği yaşamının bir parçası. Ama işte belki bildiğimiz ulus devlet ve sınırlar çizilmesiyle beraber göç, göçmenlik hali, bir sınırın öbür tarafına geçme ve bunun bir güvenlik şemsiyesi altında görülmesi çok farklı şekillerde oluyor. Ve bunun yararları vatandaşlık, vatandaş olma, vatandaş olmama, haklardan yararlanma, yararlanamama ve göç böyle işte biraz idare edilmesi ya da bir biçimde çözülmesi, problem olarak algılanması şeklinde gerçekleşiyor şu an. Ama sadece tam da yine söylediğiniz gibi sadece ülkeler arası bir göçten de bahsetmiyoruz. Özellikle Türkiye'ye baktığımızda iç göç bizim hayatımızın bir parçası. Çok hepimiz doğru. İşte taksiye bindiğimiz andan itibaren nerelisinle başlayan, nerede doğduğunla başlayan, biz değilsek bile anne babamız değilse bile onun anne babası. Ki İstanbul zaten tam da bunu yani zenginlik olarak görebileceğimiz noktaları da belki ele alarak göçü düşünmek, olanakları, imkanları seslendirmek önemli diye düşünüyorum. Tabii şu an dünyanın karşılaştığı, özellikle Suriye'deki yaşanan savaştan sonra yaşadığı büyük sorunların daha öncesinde de yine Afrika'da bir sürü ülkelerin kendi içinde yaşadığı krizlerin sonucunda mülteci krizi olarak yaşanan, mülteci sorunu olarak ifade eden bu zenginliğin işte sorulması gereken, çözülmesi gereken bir sorun olarak ifade eden bir sorun. Bu da belki daha sonra Türkiye bu aslında ya da sermayenin serbestçe hareket etmesi değil, insanların da hareket etmesiydi ve nitekim hakikaten 19. yüzyıldan buraya gelindiğinde insanlar çok daha rahat hareket edebiliyor ama tabii bahsedilen şey öyle bir göç değil. Yani çünkü bir parası olan, seyahat edebilen, uçabilen insanların o hareketlilik belli bir tarafa kötü tarafı derken ilginç tarafı bir yandan böyle bir küreselleşme, insanların daha hızlı hareket ettiği dünya ekonomisi var. Bir yandan da ama bu bahsettiğin insani krizler olsun, ekonomik krizler olsun giderek insanların hani çok farklı mekanlarda kendi ülkelerinden ayrılıp çalışmak zorunda kalıp başka yerlere gidip çok zor şartlarda emeklerini bir şekilde kullanıp ondan sonra da memleketlerine paralarını geri yolladığı falan böyle bir ne derler ona göçmen paralarıyla dönen bir inanılmaz bir ekonomi de doğmuş durumda. Alt ekonomi diyelim buna, yani tepede bir küreselleşme var. Altta da inanılmaz bir böyle göçmen ekonomisi dediğimiz bir şey var. Evet. Tartışmayı
Türkiye eksenine getirmek için belki bu mülteci probleminde büyük resimde Avrupa ile özellikle ilişkilerde Türkiye'nin rolü ne oldu ve Avrupa ve Türkiye dengeleri nasıl oturdu? Bu haritalar nasıl oluştu? Onlardan belki bahsedebiliriz. Ya aslında çok böyle oturulup yapılmış, düzenlenen bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani çok ciddi bir kriz yaşandı ve o krizin sonrasında da bir şekilde aslında çok da idare edilemeyen ya da politikasızlığın bir şekilde politik olduğu, ama en başta belki bunu söylememiz gerekiyor. Yani zaten 2011 itibariyle işte gelen nüfusun yani toplamında son 6 yılda 3 milyona yakın bir Suriyeli mülteciyi, Türkiye mülteci statüsü vermiyor yasal coğrafi çekinceden dolayı, ama geçici koruma statüsünde bir Suriyeli şu anda Türkiye'de. O süreçte de hani çok ciddi oturulup planlanarak değil de işte yaşanan bir insani krizin sonunda sınırların açık olması, açık sınır politikasının uygulanması ve bu şekilde oldu. Bunu da yani şöyle bir şey, tabii bizim baktığım, en azından benim baktığım perspektiften bu doğru bir tutumdu. Çünkü bir insan yaşam riski taşıyan bir şey vardı ve işte o yapay sınırı çok sert tutmayıp hani insanların kaçtığı noktada kapıyı açabilmek önemliydi. Ama tabii bununla beraber onun getirdiği birçok farklı boyut ortaya çıktı. Çünkü işte çocukların durumu, kadınların durumu, insanların durumu, sağlık hakkı. Bunlar zaman içinde bir takım haklar verildi geçici koruma statüsüyle, ama süreç yaşanırken tabii biz de sonuçta bazı şeyleri süreçte öğrendik diyelim ülke olarak. Bunları hani çok detaylı tartışabiliriz diye düşünüyorum ileriki programlarda belki. Ama hani şu anda başlarken şeyi belki söylememiz olabilir. Yani şu an Türkiye ve göçü konuşurken ilk aklımıza gelen bu olabilir, ama aslında böyle tarihsel olarak baktığımızda herhalde Türkiye ve göç deyince ilk akla gelen Almanya'dan göç diyebiliriz. Yani Türkiye'den Almanya'ya göç ve Türkiye'den işçi göçü Avrupa'ya. Ve hani orada da böyle işte belli imgeler gözümüzün önünde. Hatta işte böyle anlatılan efsaneler, İstanbul'u görmeden direkt Avrupa'ya giden işçiler diye. Hep yıllarca hani Türkiye göç veren bir ülke olarak bilindi. Fakat sonra işte belki son 20 yıldır, yani bu Suriye iç savaşının etkilerinden önce de Türkiye hem göç alan hem göç veren ülke olarak aslında en azından bizim literatürde tanımlanmaya başlandı. Bir de geçiş ülkesi dendi. Evet. Çünkü tam da bir ne diyelim, sınırların bir tür koruyucusu mu değil mi? Burada biz bir bariyer oluşturuyor muyuz Avrupa Birliği'ne gibi? Hatta o da böyle bir tartışmanın, yani kalenin en sonunda hani koruyucusu muyuz biz gibi bir tartışma. Böyle bir şey oldu. Yani şöyle bir şey diyebiliriz. Türkiye sadece göç veren bir ülkeden göç alan bir ülkeye, aynı zamanda da bir geçiş ülkesi olarak kendini tanımlamaya başlamıştı. Bu Suriye'de yaşananlar ya da Suriye'den gelen mültecilerden önce. Ama tabii ki şu an 3 milyon gibi bir rakamla Türkiye en büyük mülteciyi topraklarında bayıran, en büyük miktarda mülteciyi topraklarında bayıran ülkelerden bir tanesi konumunda. Bir de tabii hani bizim özellikle göç merkezindeki çalışmalarda hep vurgulamaya çalıştığımız, yani göçü sadece ülkeler arası değil, ülkenin kendi içindeki hareketliliği de göç olarak görmek aslında çok önemli. Çünkü o bizi hem diğer göçmenlik halleriyle ortaklıklarımızı gösteriyor. Evet. Hem de aslında Türkiye'yi anlamak için Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren göç süreçlerine iyi baktığımızda aslında bazı şeyleri anlayabiliyoruz. Modernleşme öyküsünü bu şekilde okuyabiliyoruz. Yani çünkü köyden kente göçün aslında modernleşmesiyle biz modernleşiyoruz. Bunun farklılıkları, yani şöyle diyebiliriz, 1950'ler itibariyle başlayan ama dönemsel olarak farklılıklar içeren bir köyden kente göçten bahsediyoruz. Tabii 80 sonrasında daha çok zorunlu göç de dediğimiz Doğu ve Güneydoğu'dan daha farklı biçimleriyle bir iç göç dalgasından da bahsediyoruz. Evet. Neticede burada bu farklı türleri niye söylüyorum? Hani göç dediğimizde, göçmenlik hali dediğimizde ya da insan hareketli dediğimizde çok farklı şeylerden aynı anda bahsediyoruz. Evet. Ve birçoğunda da ortaklığımız var. Evet. Belki her birimiz kendi deneyimleriyle beraber düşündüğünde bunu sadece bir problem, bir negatif durum değil de ortak paydada buluşabileceğimiz noktalar olarak da görebilir. Bir çeşit zenginlik olarak da görebilir. Çünkü her birimizin kendi ailesinde de böyle bir göç öyküsü ve o en azından İstanbul'a geçişte bir karşılaşma hali, farklı ortamlara girdiğimizde yaşadığımız. Belki bu çeşitliliğe bir de şeyi ekleyebiliriz. Hep İstanbul'a olan ya da büyük şehirlere olan göçü
söylüyoruz. Ama belki son 5-10 yılda daha çok gözlemlenen, aynı zamanda daha emekli göçü diyebileceğimiz, insanların emekli olduktan sonra işte daha daha kolay yaşanılabilir kentlere ya da yerlere geçmek, ısınmadan tutun başka açılardan hayatın daha kolay geçtiği yerlere, böyle bir geri dönüş göçünden de bahsedebiliriz. Murat Güvençler'in çalışması bize bunu göstermişti. Bir de yurt dışından gene işte Ayvalık, Antalya, Alanya gibi böyle Türkiye'de daha güzel iklim şartlarının da olduğu yerlere bir kalıcı emekli göçü de yurt dışından da var. Ama bunların hepsini dediğim gibi, yani bunu negatif okumak değil, ben bunları zenginlik ve pozitif okunabilecek bir çeşitliliğin ve farklılığın bir arada olmasıyla beraber yaşamanın mümkün olduğu bir şey olarak da kurgulanabileceğini düşünüyorum. Tabii çok kolay olmadığını da bilerek. Özellikle bizim hani daha çalıştığımız kırılgan gruplar ya da daha alt gelir düzeyindekiler açısından baktığımızda bunlar başka açılardan sorun çıkartıyor ama hani sadece negatif değil, o çeşitliliği koymak belki ilk başta söyleyeceğim. Bilmiyorum hocamın da. Yok hayır şey, o çeşitlilik üzerinden gireyim yani bu 1989-90 sonrasındaki hani bizim göç veren ülkeden göç alan ülkeye geçişimiz sürecinde zaten biraz yaparak öğrenme süreci başlıyor göçmen dalgalarıyla. Bu geçiş olarak kalması birazcık Avrupa'ya, zaten Avrupa'dan çok farklı bir göçmen politikası var ama Türkiye'nin başından beri. Daha bizim sınırlarımız yumuşak başından beri. Biz çengenleşmedik. Yani Avrupa'nın dışında olmamız, o periferde olmamızın getirdiği. O yüzden de mesela post-Sovyet kadınlar çok rahat girebildi. Bu dediğimiz daire şeklinde girme çıkmalı, mekik göçmenliği diyelim. Tam terminolojisi doğru kullanmıyorum belki ama mekik göçü dediğimiz şey var. Gitme gelmeli, kısa dönemli gelme kalma, kısa dönemli çalışma. O çeşitlilik zaten orada bir anda bir 90'lı yılların başında başlayan, hem yine bu işte kayıt dışı, ulus ötesi, ekonomik bir zenginlik de bir yandan bu işte kayıt dışı evet ama inanılmaz bir insanların hareketlenmesine başlayan. Sebebi ne? Türkiye'ye niye geliyorlar diye sorduğunuzda daha kolay gel. Avrupa'ya gidemiyoruz, Türkiye'ye geliyoruz diyordu birçok insan. Yani o da Azerilisi, işte dediğim gibi o post-Sovyet dünyasının bütün ülkelerinden, yine Afgan, Iraklı Türkmenler, hani burada o kadar. Ve İstanbul'un mahallelerine, şehre tekrar gelirse, İstanbul'un mahallelerinde zaten o zenginliği görmeye ciddi başlıyorsunuz. 90'lı yıllarda oralar inanılmaz bir kendi bereketini. Evet kayıt dışı, evet şey değil ama inanılmaz bir ekonomi yaratıyor aslında. Ve yani bunu orta sınıf çalışan çalışmayan kadınlar da bunu gayet iyi bilir. Çünkü onlar da evde, ev işçiliğinde yabancı kadınlar, işte Filipinliler mesela burada böyle ciddi bir ev işçiliği üzerinden de bir sektör büyüyor. Yani orada zaten şunu diyeyim size, hani tekstilde, inşaat sektöründe, yani şehirlerde bildiğiniz kayıt dışılıkla rahat çalışan sektörlerde zaten bu zenginliği kendi, mesela Azeriler bir dönem bütün inşaat sektöründeydi. Evet. Yani bu bilinen bir şey. Mesela Ukraynalı kadınlar hep işte sonra Türkmenler şeyler falan biraz da seks işçiliğinde falan, hani şimdi tam böyle kategorileştirmek ve tam böyle hani ötekileştirme gibi böyle bir şey yapmak istemiyorum ama hani belli sektörlerde zaten o şeyi görmeye başlamıştınız. Hani ve bu beraber yaşama halini bir araya getir. Mesela şey çok hoşuma gidiyordu benim. Hani böyle gayet bunu söylemem. Ama yani bir karşılaşma, kültürel karşılaşma, evlenmeler, öğrenmeler, Rusça öğrenen, yani Lale'nin Rusça öğrenmesi fantastik bir şey bana sorarsanız. Hani hepsi bunlar ama zaman, evet ön yargılarla başlıyor, çok zor başlıyor. Birazcık suçlamalarla başlıyor bunlar niye geldi falan diye. Sonra beraber bir öğrenme, beraber iş yapma, gitme, oralarda işler açmalar, batmalar. Ama bu kendi içinde inanılmaz bir dinamizm de beraberinde getiriyor. O yüzden hani onu göz ardı etmememiz gerekiyor gerçekten. O konuda %100 katılıyorum sana. Hani çünkü biz hep bunu işte şimdi Suriyeli ve Suriyeliler ve bunlar da her nasılsa hepsi de dilenci. Şimdi bir de böyle de bir şey algı var. Halbuki yani orta sınıf, üst gelir sınıfında burada emlak almış, oturmuş, çeşitli işler de yapan, dükkanını açmış, kafeler açmış, hani kendi ekonomisini yaratmış inanılmaz bir göçmen
kitlesi de var. Hı-hı. Bunu biraz tek taraflı bakmamak gerekiyor. Hı-hı. Ve bu şehrin inanılmaz bir zenginliği olarak da görmek o anlamıyla ilginç. Ha, ama geri dönüyorum, şeyin altını çizmek istiyorum. Hani Avrupa'daki bu krizle bizdeki Hı-hı. krizin, bizde bu yumuşak sınırlar, evet yumuşak sınırlar olması çok önemli. Hı-hı. Bence de çok katılıyorum orada, inanılmaz bir insani başarıdır Türkiye adına o. Fakat geldikten sonraki süreç biraz yine kriz idaresi, klasik tipik kriz idaresine döndü. Geldiklerinde, çünkü ilk geldiklerinde geçicilerdi. Değil mi? Yani dönecekler. Herkes dönecek. Misafirlerdi. Sonra misafirlerdi. Misafirler. Sonra geçici koruma altındalar, tamam yine gitme, yani gitme tabii. olayındalar. Bir de sonra da şimdi yeni son ilk bir iki senedir de gitmiyorlar galiba. Evet. Buradalar. Şimdi nasıl yaşayacağız? Yani çok yeni bu da beraber yaşanarak kurumlar, ama çok zor bir şey. Yani bunda, ama Avrupa'ya baktığınızda Avrupa bunu yapmıyor. Avrupa kapılar Schengen, girmeyin. Ne kadar çabuk, daha yavaş girerseniz, ne kadar kontrollü girerseniz o kadar daha rahat olur deyip, ama geldiğinizde de işiniz, kalmanız, oturma müsaadeniz, hani bir regüle etme süreçleri çok daha şeffaf. Şimdi Türkiye'de bunu yapmaya çalışıyor. Yeni bir göç kanunu çıkardı, göç idaresi kuruldu, yeni bir bürokrasi var. Ama burada gerçekten hem bir rakamlar çok yüksek, hem de o süreçleri idare etmek çok zor. Bir de gereken sosyal devlet ve sosyal servis inanılmaz bir kapasite gerektiriyor. O kapasiteyi de oluşturmak zaman içerisinde çok zor. Diyeyim hani çok bence pardon. Bence şey iki nokta var. Bu iç göçü ben özellikle aslında söylüyorum. Hmm. Çünkü iç göçte de hani bizim tartıştığımız şeylerden biridir. Ayşe Burar'a referansla söyleyeyim. Yani gece konduların yapılması aslında bir biçimde politikasızlığın politik olarak, sosyal politik alanı olarak kullanılması gibi. Türkiye'de formallik bazen politik olarak kullanılıyor. Ve bir şekilde biz çözümü o informal alanda buluyoruz. Yani kayıt dışı alan bir şekilde sorunları çözme biçimimiz gibi. Yani 1950'lerden başlayan işte şehrin bir biçimde kaldırabildiği kadar, aslında İstanbul'un o anlamda da herhalde inanılmaz bir kuvveti var. Yani çok inanılmaz bir şekilde kaldırmış, ama özellikle işte bu 80'lerin sonu 90 başı itibariyle zorunlu göçte bunu çok daha zor gördüğümüz bir noktada şehir doymaya başlıyor ve kentle kır arasındaki o ilişki de eskiden daha sıkı olan bağlarında koptuğu bir zorunlu göç süreci olunca o zaman daha başka bir kalıcı yoksulluk görebiliyoruz. Aynen. Şimdi burada da hani bir biçimde enformalliğin içinde biz çözümler üretmeye alışık bir toplumsal yapı ve bir şekilde de devlet yapısı olarak, burada da bence hani o 3 milyona yakını bir biçimde yine de daha az sorunlu diyelim, observe etmek, var edebilmek önemli bir yeti, ama aynı zamanda da tabii işte yaşanan sorunları da dillendirmek. Çünkü bu hep karşılaştığımız bir şey. Yani toplantılarda falan da işte Avrupalılar ama kendilerine baksın. Evet, Avrupalılar kendilerine bakabilir ki Avrupa'da bir bütün değil. Tabii. Hem ülkeler arasında politika farkları çok, hem ülkeler içinde çok farklı çabalar gösteren kişiler var. Bunları da söylememiz gerekiyor. Gruplar var, evlerini açan, evlerini misafir eden, evlerini paylaşan kişiler var. Ama hani burada Türkiye'de bu tarz konuları konuştuğumuz anda masaya, yani böyle bir nüfus olduğunu, böyle bir şeyi kaldırmanın, evet bunların hepsini kabul ediyoruz. Yani böyle bir 3 milyona yakın yeni bir, hatta yani şöyle diyelim, savaş travmasından kaçarak gelen böyle bir kitleyle, böyle bir nüfusla beraber yaşamanın kurallarını koymak, hakları tanımak, bunların hiçbiri kolay şeyler değil. Ama var olan sahadaki sorunları da konuşmadığımız müddetçe zaten bunları aşmak da mümkün değil. Evet. O yüzden böyle hem deneyim ortaklıklarımızı masaya koymak, hem de bir biçimde dediğim gibi hani kayıt dışı olan alanda özellikle kırılgan grupların karşılaştığı, yani benim çalıştığım alanlar olduğu için örneğin çocuk işçiliği alanında, mevsimlik tarımda, tekstilde yaşanan durumun resmini de çekmek bizim toplum olarak yapmamız gereken bir şey. Yani burada yetkililerin müdahale etmesi gereken, bizlerin bununla ilgili problemleri sessiz olarak dillendirdiğimiz, neden problem olduğunu söylediğimiz bir ortamı yaratmak zorundayız. Çünkü yani sizin daha çalışmalarda da söylendiği gibi, hani bir biçimde de iyi niyetli bir şey yapıldı. Hani o çocuğa iş verdiği zaman, hani çocuğun aslında çalışmaması gerektiği değil, ben onlara işte bakıyorum, çocuklara emeklerine karşılığını veriyorum gibi bir yaklaşım da var. O yüzden böyle biraz şey diye düşünüyorum ben. Aslında toplumu anlamak, toplumdaki ön yargıları anlamak, bizim bazen daha önceden var olan
ne diyelim ötekileştirmelerimizle de yüzleşmek için bu böyle tam bir laboratuvarın içinde ortasında yaşıyoruz aslında. Laboratuvar demişken aslında sizin göç çalışmalarınız eskiye dayanıyor ve aslında mahalle ölçeğinde ya belki şehir ve göçü tartışırken de mahalle ölçeğindeki çalışmalarınızı anmadan geçmek olmaz. Belki ilk bu göç çalışmalarına nasıl başladığınızı kısaca dinlesek sizden hemen günümüze çok bağlanıyoruz. Valla şimdi benim ilk şeyim göç değildi, kayıt dışılıktı. Yani o yüzden de zaten bunu beraber iç içe görmek benim de çok aklıma yatıyor. Yani kayıt dışı işte bu mekik ticareti, işte bavul ticareti üzerinden, laleli üzerinden başlamıştı. Ve hakikaten de böyle hani o bahsettiğim zenginlik o kadar çarpıcı geldi ki bana hani Rusça konuşan kargo firmaları, şeyler gayet yine inanılmaz böyle hani dükkanlarda çalışan değişik bir post-Sovyet dünyanın değişik bölgelerinden gelmiş kadınlar, malları alıyorlar, seçiyorlar, götürüyorlar. Böyle bir hani bir otoparklar oralarda bütün bunlar organize ediliyor, taşınıyor, ediliyor falan. Ve hepsi kayıt dışı aslında çoğu yani hani evet. bu bana çok çarpıcı gelmişti ve bunun hani ulus ötesi kısmı da çok çarpıcı gelmişti. Ama şeyi tekrar geri dönmek istiyorum hani bir parantez olarak zaten o kadar aşina ki bir şey ki bize evet. bu kayıt dışılık. Yıllar önce yine bir Ali Çarkoğlu ile beraber bir kayıt dışılık üzerine yaptığımız bir çalışmada mesela şehre entegre olma yöntemi zaten her zaman bu kayıt dışı sosyal ağlar üzerinden yani pazarcıların %60'ı mesela o zamanki 2003'te mi 2004'te mi ne bu çalışma %60'ı Kürt kökenliydi mesela. İşte belli hemşirelik üzerinden sebzeciler Kastamonu'ydu mesela. Evet. Anladın mı yani? Öyle bir ama şu da enteresan. O enformal ağları kurmak da bir sosyal sermaye ve ona entegre olmak. Şimdi bana problemli gelen bu enformal ağların giderek zayıflamış ya da onların sosyal entegrasyon ya da ekonomik hayata entegre etme kapasitesi giderek azalıyor. Neden? Gecekondu diyorsun. Gecekondu benim zaman gençliğimde şöyle şöyle demirler vardı. Ve nitekim şimdi Rumeli Hisarı'nda bir çalışma yapıyoruz. Adamlar söylüyor. Biz her seçim döneminde birkaç çıkardık yani. Sadece yani sınıf atlama zaman içerisinde bunun üzerinden kurulmuş. Şimdi bu kalmadı. Çünkü neden? Şehir büyük bir kentsel dönüşüm üzerinden gidiyor. Köprüler, soylulaştırma. Metro, soylulaştırma ve onun üzerinden inanılmaz bir rant da yendiği için gecekonduların tamamıyla özel sektöre ve daha şirketleşmiş bir yapıya devredilerek bunun artık hani enformal kapasitesi, entegre etme kapasitesi kuruduğu için, yani deniz orada kuruduğu için aslında kalıcı yoksulluk dediğimiz şeyle çıkıyor. Yani hani iş alanlarında da aynı şey var. Ama şöyle de bir enteresanlık var tabii. Çok pardon konuyu dağıtayım yine ama küresel üretim zincirinde nerede olduğunuza çok bağlı ya bu. Yani global kontekste tekrar getirirsek. Biz mesela GAP burada Türkiye'de üretiyor. Tamam, Türkiye'de üretiyor. Bunun GAP uluslararası üretim normlarına sahip, çocuk işçisi çalıştırmaması gereken, kayıt dışı çalıştırmaması gereken bir şirket. Çok güzel ama ben fason olarak Türkiye'de bir üreticiyle çalıştım. Tamam, fason olarak üretici aldı. Ha, İstanbul ve civarındaki diyelim hani onları regüle edebildi GAP şirketi. Ama ben atıyorum Adıyaman'a bunu güzelce bir yine fasonlaştırabildiğim için Adıyaman'ın daki kadın ürettiği için sonuçta üretim zincirinde onun da umurunda olmuyor. Açıkçası onu oraya o kayıt dışılık zincirinde bir yerde kopuyoruz. Koptuğu için Türkiye'nin burada endüstrileşmesi, ucuz emek üzerinden mi olacak, neyle üzerine olacakla da ilgili çok ciddi bir sorun var burada. Yani biz buradan eklenmediğimiz müddetçe, ucuz emek üzerinden eklenmediğimiz müddetçe bunun sınıf atlaması ve daha ucuz değil de daha insan gücüne, kaliteli insan gücüne, daha eğitimli insan gücüne, işte orta gelir tuzağı falan diyorlar ya, onları atlamamız için farklı bir kalkınma, kötü bir kelime, yani farklı bir büyüme, ekonomik boyutunu çözmemiz gerekiyor. O anlamıyla da bu tabii ki çok ciddi bir sorun. Fakat hala neden göçmenler ucuz emek üzerinden maalesef entegre olabiliyor? Çünkü bizde böyle bir yapısal bir sınır da söz konusu. Bir de bunu aynı zamanda enformalite, entegrasyonun da kısaldığı deniz, azaldığı denizin kurduğu zaman da aynı anda olması tıkanıklık yaratıyor. Evet. Krizin birazcık bence sorunlarından bir tanesi niye bu kadar? Yani çünkü devletin böyle bir sosyal servisi sağlama kapasitesi tıkanmış durumda. Ekonomik büyümeyi de ucuz emek üzerinden yapıyoruz tamam da ne kadar yani hani sonuçta
Keynes öyle diyor. Ölüyoruz yani. Daha sıfırlara ya da çalışacak halimiz yok. Öyle olunca neyin yarışını yapıyoruz gibi bir sorun çıkıyor. Hani kendi çalışmama geldiğinde de gerçekten o yani benim aslında baktığım göçmen kadınlar, pardon Laleli'de o kayıt dışılıktan sonra bu göçmen kadınlar çok ilgimi çektiği için göçmen kadınlar, onlar aslında çok kırılgan bir ekip değil göreceli olarak. Yani, ama şeyi eklemek ama istiyorum, çok tam farklı. Da o söylediğiniz şeyde Türkiye'de o kırılganlık mevzusu o kadar alt grupta yani işte çocuk emeğinde de kadın emeğinde de olduğu için o bir de toplum açısından altta bir işte kalkınma atölyesinin yoksullar arasındaki o rekabet olarak koyduğu yoksulların ya da işte en alt gelir düzeyinde çalışan en kırılgan grupların birbirine karşı bir tehdit olarak algılaması, ekonomik tehdit olarak birbirini görmesi ve o da toplumdaki gerginliği, beraber yaşamayı çok daha zorlaştıran bir noktaya gidiyor. Yani belki de hepimizin üzerine düşünmesi gereken, yani neden işte ön yargılar, neden tek tipleştirmeler, neden birbirine işte mesafe, sosyal mesafenin çok fazla artması gibi noktaların bu kadar çıktığında, çünkü güvende hissetmediğimiz zaman ya da gelecekle ilgili belirsizlik hissi çok kuvvetli olduğu zaman, o zaman herkes birbirini tehdit olarak algılıyor ve yani yaşamı ortak kurgulamak noktasında sorun çekiyoruz. Ve hani belki burada önemli bir nokta, bu göç üzerinden ya da göçmenler üzerinden bunu konuştuğunuzda insanlar daha açık bunu söylüyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bile bazen bu birbirlerini tehdit olarak görme mevzu masada ne yazık ki. Ama onu belki hala ifadesinde biraz daha bu uygunsuz karşılanabilir gibi düşünseler de göçmen karşıtlığının ifade edilmesi çok daha fazla olabiliyor ve bizim de en son Emre Erdoğan'la beraber yaptığımız bir makalenin başlığı şey dedik, misafirden işte komşu olmaya gidiş gibi. Yani burada tam siz demin dediniz ya, yani biz önce misafir olarak aldık, sonra geçici koruma verdik ama işte bu dünya değerleri araştırmasında en tipik sorularından biridir. Hani komşu olarak kimi istersiniz? Komşu olmak demek çünkü kalıcı olmak demek. Yani kalıcı hale gelmeleri noktasında ne yapacağız? Nasıl bir davranışımız olacak? Çünkü evet, misafirperveriz, buyurun işte kahvemizi ikram edelim. Ama kalacaksanız bizimle beraber aynı apartmanda ya da işte aynı pazarda ya da işte yan dükkanımızı siz işletecekseniz o zaman başka tür bir ilişki içine giriyoruz ki bu da belki yüzleşmemiz gereken, yani kendimizdeki ön yargılarla, toplumumuzda var olan ön yargılarla önemli bir nokta gibi geliyor. Yani zaten bence hani Mine Hoca'nın çalışmalarımızda en çok öğrettiği şeylerden bir tanesi bu işin sadece hani kimlik boyutunun o ekonomik boyuttan çok farklı, yani tek başına bakılmaması gerektiği, bu ilişkiselliğin çok önemli olduğu diğer çalışmalarınızda çok da doğru. Çünkü. Mesela bu bavul ticareti konusunda ilk başlarda ilk araştırma yaparken daha bilmedikleri için, ya bununla kadınlar niye geldi, ne yapıyorlar falan filan gibi böyle biraz kötüleme, aşağılama varken, şimdi mesela 10 sene sonra yaptım yine aynı çok benzeri bir çalışmayı. Ah onlar ne kadar güzel bir ekmeğini yedik, biz ne kadar güzel para kazandık. Yani şey olayı zaman içerisinde umut verici bir şey bu. Yani sonuçta beraber, ama tabii bunlar kalıcı göçmen değildi. Belki bir süre kalıp giden bavul ticari mekik göçmeniydi. Bazısı kaldı, dükkanlarda çok çalışan vardı. Iraklı Türkmenler bir ara, Osman Bey Iraklı Türkmenler. Yani bunlar, bu mahalleler çok uzun süre bu göçmen gruplarıyla iç içe yaşamayı becermiş ve onlardan da bir şekilde para kazanıp ekmek yemiş oldukları için aslında zaman içerisinde bu göçmen karşıtı söylemi bence, ama tabii işte bu verileri biraz yine göçmen karşıtı söylem var, yok demiyorum. Ama bu eski göçmen, yeni göçmen arasında bir karşılaştırma yapıldığında bu para kazandığı, kendisini ekonomik tehdit olarak algılamadığı, rakamların da tabii Suriyeli göçmen gruplarına göre daha az olduğu, daha tek tek göç gelindiği, aile birimi olarak değil de tek tek gelindiği için, burada bir göçmen karşıtlığının törpülendiği bir ortam burayı aslında biraz açmak gerekiyor. Gördüm ben. Bu algı, vatandaştaki algı ve karşılaşmaların aslında belki değişimini biraz bahsetmek iyi olabilir. Çünkü orada hem sayıca daha az, bir de tekil, yani aile olmayan bireylerle karşılaşıyorlardı. O zamandaki bulgularınızı paylaştınız. Peki şimdiki göçmenlere karşı vatandaşlar aynı rahatlıkla konuşabiliyorlar mı? Vallahi konuşuyorlar. Şöyle yani şöyle çıkıyor orada. Problem zaten orada aslında. Yeni göçmen dediğimiz, hani yeni göçmenden kim anlıyorsunuz diye de sorduk. Hepsi yani Suriyeli gelen göçmen. Şimdi onlarda ciddi, tek kesin olarak, bulgu olarak verebileceğim şey,
bahsettiğin ekonomik tehdit algısı. Ekonomik yani gelir, hane halkı geliri düşük olan esnaf, ki bu esnafla sınırlı bir çalışmaydı. Laleli Osman Bey, Aksaray ve Kumkapı. Bu böyle bir esnaf kendisine tehdit olarak görüyor. Yani bu benim gelirimi bir şekilde ekmeğimle paylaşmak zorunda kalacağım bir insan oldu. Şimdi bu bütün literatürde var ama. Yani hani ekonomik tehdit algısı üzerinden. Benim birazcık farklı olarak bulduğum şey ve biraz da şöyle diyeyim. Benim şöyle bir hipotezim vardı, çöktü. Hipotezim şuydu. Ben insani olarak çok fazla ilişkilerin olduğu mahallelerde, yani Suriyelilerin yaşadığı, insan temasının çok olduğu mahallelerde birazcık daha böyle hani o işte kızınızı verir misiniz, işte beraber yemek yer misiniz falan gibi sorulara, yani insani temas ve insanlık ilişkileri sorularına daha ılımlı cevaplar beklerken bakkalın karşıdaki Suriyeli kafecisiyle hiç merhaba bile demediğini ve yani beraber yaşama gibi bir derdinin olmadığı, bu dilden de kaynaklanıyor olabilir tabii. Çok önemli bir sınır değil. Ama böyle bir sorunu da gördüm. Yani niye burada geliyorlar, bunlara işte özel bir muamele yapıldığı algısı. İşte senin daha önce anlattığın gibi devlet kaynaklarının onlar için kullanıldığı ama asıl fakirinin kendilerinin olduğu ve bu sağlıktı, eğitimdi, bu tip servisleri kendilerini yeterince alamazken nasıl bunların... derden içinde böyle bir servisin verildiğiyle ilgili bayağı bir göçmen karşıtı söylemle karşılaştık diyebilirim. Yani o yeni eski göçmene olan özlem diyeyim. Buradaki yeni göçmenle dediğim gibi ama rakamlar çok farklı. Bir de şey, o insani karşılaşma daha insanileştirir diye düşündüm ama pek öyle bir bulgu bulamadım açıkçası. Yani çünkü o ya dilden ötürü ya farklılıklardan, yemeğini yemem, çocuğumu evlendirmem, çocuklarım oynasın istemem, evim olsa kiraya vermem, ki o çok şaşırttı bana çünkü ekonomik rasyonalite olarak... Tabii. Aslında en çok bildiğimiz şey de ev kiralarının genel olarak çok yükseldiği. Tabii. Yani sadece İstanbul için değil, tabii, bütün diğer özellikle çok yoğun göç alan şeylerde, yani Suriyeli mültecilerin nüfusun çok fazla olduğu yerlerde işte ev kiralarının yükseldiği ve hani bunun tepki topladığı. Yani aslında kiraya veriyoruz ama hani en azından sosyal mesafe soruları çerçevesinde vermemeyi tercih etmek gibi bir ifade. Ama yani neyi veriyor artık, hani normalde bir Türk aileye veremeyeceği. Evet. Ki evleri, onu da söyleyen oldu. Yani hani onu başka kimseye veremezdim zaten gibi. Bekar evleri böyle işletenler var, onlara veriyorum diyen var. Yani hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer o insani karşılaşma, ama işte öyle de bir literatür var gerçekten. İnsani karşılaşma, komşuluk hikayesi. Evet. Bunu Avrupa'da çok çalışıyorlar. Hani işte şeyde en son okuduğum makalede Hollandalılarla Morokkalıları bir araya getirip işte bu çok kültürlülük projesi diye bir arada aynı işte mahallede yerleştirmişler falan. Hollandalılar pek meraklı. Ay işte öğreneceğiz Morokkalıları falan. Ve kapılarını çalıyorlar, bize Morokkalı yemek öğretin diye. Şimdi Morokkalı da yürü git işine diyor tabii yani. Hani şimdi beraber yaşama. İşte o yani o sistem karikatürleştirme, o kültür kimlik üzerinden yeniden tekrardan böyle çeşitli algılar üretme de çok problemli olabilir. Onu da yukarıdan tepeden inme üretemezsiniz. Bu temasla ilgili zaten en çok söylenen şey gene literatürde tartıştı. Yani gerçek bir temas mı oluyor yoksa uzaktan belli bir mesafede bir temas mı? Aynen. Çünkü belli bir mesafeden temas o ön yargıların artmasını ve işte arttırılmasını tam oryantalizm yani. Gel bana kuskus öğret yani. Yani ya da, şey çünkü orada da işte çok tek tipleştirme ve şey var. Yani bir tip davranış bekliyorsunuz. Ortaklıkları aslında yani nasıl genelleme yapılamazsa, hani Suriye'den gelenlerle ilgili bence bu kesin vurgulamamız gereken bir şey. Aynen. Çok büyük bir zenginlik var farklı şekillerde ama çoğumuzun gözünün önüne bir tür imge geliyor ya da bir tür varmış gibi konuşuyoruz. Burada bile... Belki anlatımı kolaylaştırmak için biz bile bazen bunu yapabiliyoruz. Hani buradaki şey ise gerçekten bir arkadaşlık, bir yakın ilişki kurduğunuzda aslında o algılar değişiyor mu? Yani o yüzden temasın farklı biçimleri de ama belki de işte o şey açısından da önemli. Yani bir yandan öyle hani sembolik sembolik tehdit dediğimiz şey yaşamımızın şekline. Ama ekonomi işin bu işte pastayı bölme, paylaşma durumunda bu çok önemli bir tartışma ve o kırılganlık bence o pastayı paylaşma noktasında da insanları biraz daha
ne diyelim, zor paylaşır hale geliyorlar. Çünkü dilimler zaten bazen çok küçük. Daha da küçülmesini zaten istemiyorlar ve belki pastaların olup olmayacağı, yani hiç herhangi bir şekilde bir dilimin onlara düşüp düşmeyeceğini bile bilmiyorum. Yani mesela şey diye soru sorduk biz, devletin hani sosyal servisleri bu göçmen gruplarına sağladığı yeterli mi, yeterli mi? Yeterinden bile fazla falan gibi şeyler çıktı görüşmelerde. Ama yani anlatıyorsunuz mesela, diyorsun yani %50'si gidebiliyor ama okula. Ya da işte hastaneye gittiğinde dili bilmediği için çok zor. Yani ama var mı hakkı? Var. Benim yok ya da ben çok zorlanıyorum. Niye o? Yani oralarda dediğin gibi pastanın küçük olması ve zaten devletin bu konuda kapasitesinin sonlarına gelmiş ve zorlanıyor olması da. Ve de bahsettiğin gibi tabii buralar bir yandan da şey var. Bir makro hikayede devletin bu sosyal devlet üzerinden artan hakları sağlamaktaki zorlanma çok bütün vatandaş, yani herkes için geçer. Gerçekten çok ciddi bir, ya sağlık harcamaları çok artmış durumda. İşte bu sigorta sisteminin sonların böyle hani artık hani patlama sınırların hani mali sınırlara da çok geldiği için orada da öyle bir önceliklendirme yapılıyormuş algısı var. Yani yalnızca yetmiyor aslında. Bir de şey söylemek aslında lazım belki. Bu sadece Türkiye için değil. Yani özellikle biraz sosyal politik alanı çalışanlar olarak bizim en, yani benim çok böyle vurgulamaya çalıştığım şeylerden bir tanesi, Avrupa'da hani idealize edilen en refah devleti modellerinin bir noktada göçmen karşıtı politikalarla da daha doğrusu şöyle diyelim, daha sağcı, radikal sağcı politikacıların dilinin bu refah devletinin tehlik altında eden en büyük gücün göçmenler olduğu vurgusuyla konuşmaya malzeme vermesi. Çok doğru. Yani belki biraz daha bir kere daha netleştirmek için söyleyeyim. Refah devleti kendini korumasının ancak işte sınırları çok yüksek tutarak ve göçmen karşıtlığıyla mümkün olabileceği gibi radikal sağın eline çok güçlü bir malzeme olarak veriliyor. Zaten bazen şeyleri bunun yansımalarını görüyoruz. Karşılaşmaları azaltmak için görünür kılmama. Yani göremiyoruz o mültecileri. En büyük hani hızlıca idare etmeli bu şekilde oluyor. O karşılaşmaları azaltarak. Çok çok, çünkü bu yani hak olarak tanınan bir şeyin tabii ki yani hak talebiyle bir yardım dili arasında çok büyük fark var. Türkiye'de hani çok uzun zaten ne diyelim kemikleşmiş olan ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz ya da işte Allah rızası için yardım ediyoruz gibi bir dilin vatandaşlık hakkına geçmesi ne diyelim hala sürecin içindeyiz diyelim. Çok doğru. Şimdi bir de bunun üzerine işte ensar kültürüyle, ensar ifadesiyle yer alan Suriye'den gelen mültecilerin de hakları vardır. Mülteci olmaktan kaynaklanan, sadece çocuk olmaktan kaynaklanan. Örneğin ben kendim Suriyeli çocuk ifadesinden de rahatsızım. Çünkü çocuk hakları dediğimiz noktada zaten çocuğun neresi olduğu değil, çocuk olmaktan kaynaklanan hakları var. Ama bizler bu sefer ne oluyor? Tam Türkiye'de o işte dediğim gibi yardımdan, ne diyelim yüce gönüllülükle zaten destek olduğumuzu söylediğimiz bir kendi yoksullarımızdan şimdi işte gelen Suriye'den gelen yardımla baktığımız kişilere gibi bir ortak kültürün ortasına geliyorlar. Yani bu bizim ben şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani genel olarak bir sürü enformal kayıt dışlığı öyle söyledik. Bu konuda öyle söyledik. Birçok konu zaten ülkemizde varken bir de üzerine bizim böyle bir 3 milyon gibi bir sayıyla beslediğimiz bir durum var. Yani o ikisini ilişkisiz düşünemiyoruz gibi. Çok katılıyorum bir şey ama bu fasonlaştırma yani sosyal sosyal hakkın fasonlaştırılması mı gibi öyle bir şeyin de söz konusu olduğunu ve onu çok tehlikeli bir eğilim olduğunu düşünüyorum. Yani açıkça bunu söylemek de altını çizmek isterim gerçekten. Çünkü sonuçta bir eğitim verecekseniz, yani bu Suriyeli ya da Türk hiç fark etmez. Bunun belli bir standardı var. Şimdi bunun herhangi bir STK ile yapılıp geçici olarak eğitelim biz bunları. Zaten bunlar geri dönecek ya da biz böyle bunlar böyle yan tarafta bu STK'nın altında bir eğitim yapılması demek, bu ulusal müfredat programının zaten altına oyulması demek bir şekilde. Ama yani sonuçta da siz şunu diyorsunuz, yani bunları zaten ben vatandaş olarak bir şekilde kabul ediyorum ama yandan yani hani o kadar çifte standart doğmuş oluyor ki şimdi bunların herhangi bir şekilde regüle edilemiyor olması, belli bir standartta verilmiyor olması benim için çok ciddi bir problem. Yani kayıt dışılığın böyle bir yan etkisini de bahsetmek lazım. Evet tamam, kayıt dışı böyle esnektir, bir şekilde ekonomiye entegre eder ama sosyal hakların da kayıt dışılık bir alanına ya da özel sektöre fasonlaştırılması
eğilimi ki bu Türkiye'nin genel eğilimidir. Göçmenlerde de aynı durumla karşılaşma. İşte bırakalım işte Kürt kökenli Suriyeli vatandaşlar Kürt kimliği üzerinden kendileri bir dayanışma ağı yaratsınlar. Ya da İslamiyet üzerinden böyle bir dayanışma ağı olalım. Oradaki vakıflar üzerinden biz bunu sağlayalım. Bu çok yani tamam bunu da yapalım, yapmayalım demiyorum ama bunun belli bir standardı, belli bir regülasyonu ve belli bir hukuki çerçevesi olmazsa o zaman siz gerçekten işte sosyal devlet ve haklarla ilgili sosyal devleti fasonlaştırmış oluyorsunuz. Bence bu çok yani hakikaten altın çizeceğim çok endişe verici bir eğilim olduğunu düşünüyorum. Zaten belki şeyi de koymak lazım. Bu vatandaşlık mevzunu bilmiyoruz. Bir iki kere farklı dönemlerde dillendi ve sonra bir sessizlik oldu. Bu da belki hani uzun vadede hepimizin düşünüp tartışıp çok farklı şekillerde kurgulanması gerek. Çünkü hani orada da olan değil hani ne diyelim daha faydalı olabileceklerin vatandaş olabilmesi gibi böyle biraz pragmatik, biraz faydacılık perspektifinden kurulan bir dil var. O da çok problemli gibi geliyor bana. Hani tabii ki her ülke vatandaşlığı belli kurallara, belli regülasyonlar çerçevesinde kuruyor ama hani bunun işte mülkiyet üzerinden kurgulanması ya da eğitim düzeyi üzerinden kurgulanması gibi bir şey de tamamen hani mülteci hukuku, insan hakları hukuku perspektifinden oldukça sorunlu. Ama bizim bütün göç çalışmalarının öğrettiği bir şey de var ki göç süreci biten bir süreç değil. Yani geri dönüşler öyle keskin geri dönüşler olmuyor. Belli bir süre kalındıktan sonra ki Almanya'daki bu çalışmalar çok zengin aslında o açılardan. Yani süreç devam ediyor. İşte üçüncü nesil oradan buraya arada geliyor. Anne babalar geliyor, gidiyor. Sürekli bir hareketlilik halinde. Hatta ulus ötesi işte bir tür kimlikler oluşuyor. Melezleşme deniyor. Başka bir tür şeyler var oluyor. Yani bunların da artık hani bir negatif değil bir pozitif öyküleri var. Hani burada da hani Suriyeliler kesinlikle dönecek gibi bir şey zaten mümkün değil. Böyle bir şeyi beklemek mümkün değil. Farklı türde bir aradalıklar olacak. Bir kısmı dönebilir, bir kısmı kalabilir. Ama bütün bunları bakarken de biraz insan merkezi bakmak gerekiyor ve şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genelde işte biz bu tarz konuşmalar yaptığımızda bunların böyle çok idealist, işte gerçekleri görmemekten kaynaklanan falan gibi suçlamalarla başka ne diyeyim daha realist akademisyenler bunları söylerler. Ben açıkçası öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence tam tersi günün şartları. Ya yani bunu da özellikle bu iklim politikalarını biraz öğrenmeye çalışırken çok daha somut hissettiğim bir şey. Günün politikaları bunu gerçek olarak doğru okumayı gerektiren bir şey. Yani tamamıyla ulus devletin o korumacı perspektifinin var olan ölümlerle yani denizde insanlar ölüyor. Yani böyle bir gerçekliğimiz var. Hani bu kadar somut yaşanan bu gerçeklerle realist politikaların bittiği yeri görüyoruz aslında. Çünkü onlar gerçeği doğru okumuyorlar diye düşünüyorum. İhtiyaçları doğru okumuyorlar diye düşünüyorum. O yüzden hani buradan yani bu tarz cümleleri hani dudak bükerek değil de ne tür politikalar geliştirirsek ne tür bakış açıları geliştirebilirsek daha farklı bir aradalıklar düşünebilir. Ve şeyi vurgulamak lazım. Yani konuştuğumuz hiçbir şey sadece Türkiye ile ilgili bir şey konuşmuyoruz aslında. Evet. Tüm dünya bunu, yani hani Trump da belki ne diyelim, bunun en somut örneği haline geldi. Çok doğru. Hani bu farklı düzeylerde hemen hemen her ülkenin önünde olan, belki de yumuşak karnı olan ve çok da çözümünü nasıl yapabileceğini bilmediği bir durum. Evet. Tabii tabii yani her zaman madalyonun iki yüzü var. Yani şey sorusunda da hani, dehşete düştüler evet bu kadar insan 2015 yazında bir anda botlara binip geçince. Gerçekten ve de o anlamıyla Türkiye'nin pozisyonu da hani çok doğru bir pozisyonda. Hani biz bu insanları aldık siz de yardım edin diye. Fakat Türkiye'de geri dönüp niye bu insanlar bu kadar bota binip de gitmek istiyor sorusunu da sormadı. Her zaman iki tarafı bakmak gerekiyor. Çünkü bu insanlar da demek ki burada yaşayamayacaklarını ya da sürdüremeyeceklerini düşündüler ki hayatlarını riske alıp bir bota binip ki bunun da endüstrisi oldu. Yani insan kaçakçılığı endüstrisi de bizim öyle bir esnek bir ekonomi ki bu Allah kahretmesin diyorum. Yani hani her türlü şeye, her türlü gayri insani ve insani şeye de yol açabiliyor. Yani bir anda o yaz burada bütün bir sahillerde bir insan kaçakçılığı ve işte can yeleği, hala can yeleği satan öyle bir endüstrisini de beraberinde getiriyor. Yani çok trajik olan da zaten bu. Hakikaten bunu nasıl insanileştiririz, insani platformda nasıl düşünürüzü? Zaten öyle bir şeyler yapıyorlardı yakalandığınca o insan kaçakçılarına gösteriyorlardı bak insanlar falan diye ama hani belki de düşünmeden İşte Allah insanı açlıkla test etmesin derler ya. Yani belki de ya belki hırstan, para hırsından ya da işte sınıf atlama hırsından bir yerlerden bu ciddi şekilde
gayri insani bir yere gidebilir endişesini taşıyorum. Çünkü sonuçta gerçekten yüzleştiğinizde o insanlarla beraber bir iki laf ettiklerinde de işte mesela şey de diyen oldu bizim çalışmada, hep söylüyorum hani biz de geldik buraya, hiçbir şeyimiz yoktu, biz de ekmeğimiz, İstanbul bu, koskocaman bir şehir, ekmeğini çıkarır bir şekilde deyip hani bu entegrasyon olayına inanan ve bir şekilde de ayakta kalabileceğini, ekmeğini kazanan insanların asla aslında memleketlerine dönmeyeceğini düşünen insanlar da var. Hani evet. Ve de bu çok normal ve çok da güzel bir şey aslında, ama bir yandan da şey tehdidi var tabii. Yani hani beraber yaşayabilir miyiz? beraber olun, ama bu yalnızca göçmenler için değil. Biz beraber yaşayabilir miyiz? Sorusu beraber bence yaşama. Genel evet, makro evet. Makro hikaye. Şehirde, evet. Kentte, mahallelerde beraber yaşayabilir miyiz? Beraber yaşama zaten her programımız. Öyle mi? Tartışmamız bu haline geliyor. Zaman su gibi aktı. Programımızın sonuna geldik. Katkılarınız ve değerli tartışma için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka konuklarla, başka bir programla tekrar karşınızda olacağız. Bu hafta eğer bize ulaşmak isterseniz www.istanbulhepimizin.org ve sosyal medya hesaplarımız olan istepimizden bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler, sevgiler.